Selamlar. Bu videoda Connext'in son zamanlarda yaptığı bazı çalışmalardan ve Ethereum'a verdiği bir iyileştirme önerisinden bahsedeceğim. Şimdi Connext'i bilmeyenler için Connext aslında bayağı eski köprüler üzerine çalışan bir proje. Bu Crunchbase'de şeye bakalım, hatta Connext'in yatırım turlarına falan da bakalım. Daha yeni de bir yatırım aldı ondan dolayı. Hemen şöyle açalım Connext. Şurada. 28 yatırımcısı var. İşte Coinbase'den tutun Binance'e kadar. Binance'de olması lazım. Hatta yeni yatırımlarında olması lazım. Yanılıyor olabilirim ama onu bir kontrol edeyim. Çünkü ben şeyleri tarıyorum. Web3 yatırımlarını. Özellikle Binance Lab'in. Oralarda da geçen Connext'i gördüm. Şunu gördüm sanırım. Ha şu. Şunun kim yani? Geçen ay 14 yatırımcıdan almış. Burada Binance yok. O zaman ha şu NGC Ventures gördüm. Kusura bakmayın. Yani Binance hem Connext yatırım alıyor hem de Connext Lab yatırım alıyor. Bunların son zamanlarda niye buna yatırım yaptığını biraz bahsetmek istiyorum. Şeyimiz doldu. Buna da bakabilirsiniz. Çünkü hemen bakalım. Şuradan bakabilirsiniz. Connext önemli bir sorunu çözmeye çalışıyor. Eskiden beri köprüler üzerine çalışan, köprüler konusunda en tecrübeli isimlerden biri Connext. Kurucusu da Arjun isimli biri. Şimdi ondan da paylaşımından bahsedeceğim. Connext sürekli olarak köprüler üzerine çalışıyor ve burada çıkacak sorunları da çözmeye çalışıyor. Şimdi burada ben geçen bir tweet atmıştım. Tekerleği icat etmeye çalışıyorlar diye 4-5 tweetlik İngilizce bir seri atmıştım. Orada şu chain abstraction'a atıfta bulunmuştum. Bunların yapmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki şurada da animasyonunu koymuşlar. Mesela işte siz bir platformdan bir kitap alacaksınız. O platform Moonbeam'le çalışıyor ama sizin cebinizde Avax var. Doğrudan Avax'la ödeme yapabilir misiniz? Bu köprüleme işlemini bunlar yapabilir mi? Bunun üzerine çalışıyorlar. Yani hiç ağ değiştirmeden doğrudan arka planda o işlemler olsun. Buna da zincir soyutlama diyorlar. Zincir soyutlama olmadığı zaman yani her biri başka yerlerde yaşayan böyle kabileler gibi düşünün ama aralarında bir hızlı iletişim yok. O yüzden ben bunu tekerlek metaforu üzerinden anlatmıştım. Connect de beğenmişti, retweet etmişti ana sayfasında. Şimdi bu geçenlerde bir saldırı oldu. 11 Temmuz. Yani 3-4 gün oldu bu herhalde olalı. Burada işte ne oldu? Multi-chain üzerinde bir hack saldırısı oldu ve 126 milyon dolar değerinde altcoin çalındığı iddia ediliyor. Burada Phantom, özellikle Phantom üzerinden çıkışlar olmuş sanırım. Yani buradaki köprüler arasındaki sorunları ele alan bir şey yapmak istiyor Connext'in kurucusu da. Şöyle bir proposal yayınladı. EIP biliyorsunuz, Ethereum iyileştirme önerileri. 7281 numaralı bir EIP yayınladı. Burada da yapmaya çalıştığı şey şu aslında. Ben bunu Türkçe'ye çevirdim bu arada. Muhtemelen Türkiye'de bu yayınlanmadı. Bakalım. Connect diyelim. Şuradan dili Türkçe seçelim. Bakalım. Abi bu var mı? Çeviri haber de olabilir ama bir bakalım yine de. Ben anlatayım zaten özetle. Evet, bu çeviri haber daha kötüdür. Ya yani şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki tamam, köprüler sorunlu ve işte Vitalik de demişti yani köprüler her zaman sıkıntı. Biz bunu nasıl aşabiliriz? Bununla ilgili bir iyileştirme önerisi veriyor. Burada da aslında birazcık ara bir katman yapmaya çalışıyor. Hani köprülere eklenecek tokenlar A ve B paritesinde bir token düşünün. Yani köprünün bu ucunda A kripto parası olacak, burada B olacak. Bunların buraya eklenmesini birazcık konsensusla yapalım. Mantığında bir öneri sunuyor. Buna da XERC20 diyor. Yani ERC20
standartını biraz daha yatay olarak genişletelim diyor. Bunu bakabilirsiniz. Bakın geri bildirimler de var. Yani genel olarak yani şu da aklınızda olsun. Connex köprü işini çok iyi biliyor. Ve bununla ilgili de yatırımlarını alıyor. Yani köprülerin genel riskleri var. Connex de eleştirilebilir. Ama şu anda bu meseleye derinlikle yaklaşan projelerden biri diyelim. Sonra geçelim hemen bizim sunumumuza. Sunumu Aybars hazırladı sağ olsun. Web3öğren.com için hazırlıyor bu içerikleri. Ben de hem ondan öğreniyorum hem de anlatıyorum. Şimdi burada dediğim gibi ERC20 zaten çok oturmuş bir standart. En çok oturan standart. Ona genişletme önerisi sunuyor. Yatay bir genişletme önerisi sunuyor. Şurada izin verilenler listesi hikayesi önemli. Yani diyor ki bir parite kurulacaksa burada bir izin süreci gerçekleşsin. Onun dışında da yine burada belli kısıtlar getirilsin. Bunun ortaya çıkmasının sebebi işte 7 Temmuz'da yani 5 gün önce multi-chain'de gerçekleşen ve hizmetlerin de durdurulmasına yol açan hack olayı. Peki burada ne amaçlanıyor? Öneriye göre tokenların sahipliği köprülerden çıkıyor ve token sahiplerine devrediliyor. Token sahipleri bir alan için hangi köprüleri destekleyeceğine karar veriyor ve farklı seçeneklerin güvenliği konusunda zaman içinde güven kazandıkça da tercihlerini değiştiriyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu proof of mekanizmalarında da hep sorgulanır bu. Yani bir denge var ya. Her şey bağımsız olsun ya da bir şeyleri kontrol altına alalım ama kontrol altına alınca da acaba burada yeni küçük bir elit sınıf mı oluşturuyoruz tartışması olur. Burada da öyle yani çözümlenmek için birazcık sorumluluğu kime bırakıyorlar? Token sahiplerine bırakıyorlar ve işte orada hangi köprülerden kasıt yani hangi AB blok zinciri arasındaki köprüyü kuralım gibi. Bir köprünün bir hack veya güvenlik açığı durumunda sahiplik riski o köprünün hız sınırlamasıyla sınırlanır ve token sahipleri kullanıcılara acı verici ve zaman alıcı bir göç sürecine gerek duymadan sorunsuz bir şekilde köprüyü listeden çıkarabilirler şeklinde bir iyileştirme önerisi veriyor. Aslında bununla ilgili çok içerik yok. Bu Arjun'un attığı tweetlerden bu içeriği çıkarttık. Burada mesela birkaç tane daha şey çözüyor. Köprüler artık daha iyi bir Azure tarafından belirlenen hız sınırlamaları için güvenlik konusunda rekabet eder. Bu da onları en iyi güvenlik azaltma uygulamalarını benimsemeye teşvik eder. Burada iş yurdan kasıt da şu oluyor. Yani servis sunan oradaki servis sunucular oluyor. Burada tabii iddialı bir şey söylüyor yani Arjun. Likidite tekelliğine son diyor. Köprüler artık likidite üzerine tekel oluşturamaz. Bu durum önemli miktarda sermaye sahip projeleri ayrıcalıklı kılan bir stratejidir. İşte burada aslında şuna geliyor. İş birazcık daha köprüler diyor ki ben sorumluluğu paylaşıyorum'a geliyor. Ha bir de burada slippage kullanımından kaçma olayı var. Yani farklı alanlar arasında yapılan token transferleri artık slippage ile karşılaşmaz. Bu da kullanıcılar için daha iyi öngörülebilirlik sağlar. Özellikle de işte bir ürün geliştiren biri bu chain abstraction'la da beraber oluyor. Yani bir ikisi ürün geliştirdi ve ürünüyle ilgili şeyleri hesaplamaya çalışıyor. Ne kadar müşteriye ne maliyeti olur, bana ne maliyeti olur bunun işte aylık, yıllık bazda ve bu oranlar sürekli değiştikçe blok zinciri endüstrisindeki en problemli şeylerden biri bu fiyat değişimleri. Ve bundan dolayı da olabildiğince maliyeti önceden tahmin edilebilir yollara geçirmeye çalışıyor. Orada o noktada da bir şey yapmışlar. Burada da açıklama var. Slippage'ın açıklaması. Bir token'ın bir yerden başka yere transfer edilirken fiyatının beklenenden farklı şekilde değişmesi. Bu da tahmin edilebilirlik. Geliştiriciler için de farklı rollup ağlar arasında etkileşim için zorluklar oluşturabiliyor. Uyumluluk kısmında da çeşitli uyumluluk önerileri var. Burada işte
Solana, Tezos. Bu hangisiydi? Yani Near, Binance, işte Celo, Avalanche, Harmony gibi. Yok, o değil. Buradan da Solana'dan işte Cosmos, Ethereum, Polkadot ekosistemi var. Şurada Interlay dediği şey Bitcoin ile şey üzerine Polkadot arasında köprü kuran bir proje. InterBTC de diyorlardı buna. Onun dışında da işte Ethereum uyumlu diğer şeyler var. Burada XCMP Polkadot'un köprüleri. Ve burada işte standart köprülerden bahsetmiş. XRD ve Arjun'un analizi. Tabii şu an sadece çok çok sıcak olduğu için Arjun'un kendi analizinden gördüğümüz diyor ki biz buradaki standart köprüleri inceledik. Bunlar işte burada Polygon'un köprüsünden veya işte Optimizm'in köprüsünden de bahsediyor. Bunlar bizim standartımızı XRC20'yi destekleyecek. Ve bunun için herhangi bir özel bir izne falan gerek yok. Gayet hızlı bir şekilde destekleyebilir. Özetlersek, ben sadece sunumu değil biraz daha farklı şeylerden de bahsettim. Connex Chain Abstraction dediğimiz zincir soyutlama diye bir şey üzerine çalışıyor. Bunu gerçekleştirebilirlerse işte bu blok zincirler arasında uyumu sağlıyorlar. Yani bu önemli. Bunu Web 2'de şey gibi düşünebilirsiniz. Yani biz bir siteye giriyoruz, Google'la oturum açıyoruz. Yani diğerine de giriyoruz, Google'la oturum açıyoruz. Veya Facebook'la oturum açıyoruz. Yani bir çok hızlı bir şekilde oraya geçebiliyoruz ya. Yani bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bu tarz kritik şeyleri çözdüğünüz zaman aslında şeyi de çözüyorsunuz. Yani o teknolojinin toplumsal benimsenmesinin önündeki önemli bir engeli de ortadan kaldırıyorsunuz. Burada da ERC7281'de Arjun bunu öneriyor. Burada diğer önerdiği şeyler ise slippage'i ortadan kaldırması, rekabeti teşvik etmesi falan birazcık işin yağlama ballaması. Ama burada ana şey diyor ki tamam köprüler sorunlu, bunu nasıl aşarız? Sorumluluğu paylaşarak ve buralara eklenecek yeni bir köprünün inşasında token sahiplerinin de belli bir sürece dahil olmasını, fikirleriyle, oylamalarıyla dahil olmasını sağlayarak, daha doğrusu burayı demokratikleştirerek çözebiliriz diyor Arjun. Connext'in yeni önerisi bu şekilde.